Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nurgülün Tığ ve İğnaları kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeklerim ve videolarım devamı için beğeni yapıp yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugün elimde gördüğünüz gibi size bugün bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Şu yapraklardaki güzelliğe bakın arkadaşlar. Çok sevdim. O kadar hoşuma gitti ki bu yaprakların duruşu. Ben bunu e, nereden baksan 4-5 sene önce bir şeyde yabancı bir şeyde görmüştüm facebook sayfasında çok hoşuma gitmişti bunlar pembe açık pembe koyu pembe tonlamasıydı koyu pemben vardı açık pemben olmadığı için arkadaşlar ben de bunu bu tonlama yaptım hem değişiklik olsun siz o, o renklerle de çalışabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir tığ battının üzerine hazırlıyoruz arkadaşlar ve tığ battıya ipimizi ont ediyoruz. Şöyle 6 tane tığ battı arası verdim arkadaşlar. 7.ye battım. 7.ye. Şimdi 12 11 zincirle başlayalım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi şöyle elimize zinciri yatırıyoruz arkadaşlar. Buradaki ilk zincirimizin üzerine bir tane tığımızın başını almadan sık iğne yapıyoruz. Yanına bir tane de aynı şekilde tığımızın başını almadan bu şekilde ikisini birden çekerek sık iğne yapıyoruz. Şimdi doluyoruz arkadaşlar. Yandaki zincirimize giriyoruz. Yani üçüncü zincirimize giriyoruz. Bu şekilde iki, iki olarak çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını doluyoruz. Aynı hemen yanındaki zincirin içine giriyoruz. 2, 2 olarak alıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz arkadaşlar. Şimdi yanındaki zinciri sırayla yani işlerini yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3. Tığımızın başını bir defa doluyoruz. Zincire giriyoruz. 1, 2, 3. İki, i̇ki seferde bu şekilde yaptık arkadaşlar. İki sefer iki tane aldık 2 iki. İki, i̇ki seferde bir iki üç de aldık. Tekrar yanındaki zincire giriyorum. Bu şekilde yanına iki iki olarak ipimi alıyorum. Tekrar yanındakine girip iki iki olarak alıyorum. Bir defa doluyorum. Şey artık dolama bitti arkadaşlar İki iki de aldık. Zinciri sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Bir de yanındakine ikinci sık iğnemizi de yaptık. Yaprağımızın oluşumu bu kadar arkadaşlar. Ve aynı tığ battığının içine batıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer yaprağı biraz daha büyük yapmak istiyorsanız bu 3 defa aldığımı 3 defa yaparsınız arkadaşlar. Fazla büyük olmasın diye iki, iki tane aldım ben. Ve buraya 10 tane zincir çekiyorum. Ve buradan 5. zincirimin içine giriyorum. Bu şekilde buraya bir tomurcuk yapıyorum. Sonra buraya arkadaşlar yapmış olduğumuz zincirin içine 6 tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde. 2 3 4 5 6 7.'yi arkadaşlar aynı bu battığımız yere batıyoruz tığ battığımızı. Bu şekilde çiçeğimiz için bir sapı oluştu arkadaşlar. Tekrar 11 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 Arkadaşlar şurası sıkılandı. Tekrar 11 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 Fazla sıkı çekmeyin. 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 Şöyle elimizle zincirimizi uzatıyoruz arkadaşlar. Yanına bir sık iğne yapıp batıyoruz. Tekrar yanına sık iğne yapıp batıyoruz. 2 tane sık iğnemiz oldu. Tığımızın başını doluyoruz. Yandaki zincirin içine girip bu şekilde 2 2 olarak alıyoruz. Tekrar tığımızın başını doluyoruz. Yandaki zincire giriyoruz. 2 2 şeklinde alıyoruz. Bir defa doluyoruz. Yandaki zincire girip 1 2 İki şeklinde. Üç seferde aldım. Doladım. Yandaki zincire girdim. Bir, iki, iki şeklinde aldım. Tekrar Şimdi geri geri gidiyoruz. Yandaki zincire battım. İki, iki olarak aldım. Doladım tığımı. Yandaki zincire battım. 2 2 olarak aldım. Şimdi iki tane 2 2 aldım. İki tane de dolamadan sık iğne yapıyorum. Bir bu da ikinci sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar yaprağım hazır. Tekrar aynı yere yani bu battığım sık iğne şey tığ battığına batıyorum. Sonra tığ battı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tığ battılarımın üzerinden tığ battı yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Buradaki tığ battıma giriyorum. İki zincir çekiyorum. Tığ battıma giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar, burada 7 tane olduysa şimdi bu yaprağın tekrarı başlıyor. Aynı demin yaptığım yaprağı Buradaki tığ battanın içine yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar, şimdi yeni başlarken de aynı şekilde. Şimdi çiçeğimizin ortadaki açık mavimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Yeni başlarken de aynı şekilde arkadaşlar burada 2 zincir ile başladığımız yaprağın başındakine birinci sık iğnemize bu şekilde ipimizi monte ediyoruz. Sonra arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı 2 defa doluyoruz. Sonra bu 10 zincir çekip altısını bıraktığımız yani 5'e 5 beş aslında. 5'i içeride yuva olarak bıraktığımız yere battık. 2 aldık. 2 iki aldık. ikisini bıraktık. 2 i̇ki defa doladık. 2 aldık. 2 aldık. 2 defa doladık. 2 aldık. 2 aldık. Burada 3 tane trabzanım oldu mu arkadaşlar? 3 tane trabzanım olunca 3'ünü birden çekiyorum. Ve yine buraya 3 tane zincir çekiyorum bu şekilde. 2 defa doluyorum. Buraya yuvama giriyorum. 2 2 olarak alıyorum. 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 olarak alıyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 olarak alıp 3 tane trabzanım olunca kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Yine aynı yuvaya girip 2 2 olarak aldım. 2 defa doladım. Aynı yuvaya girip 2 2 olarak battım. 2 defa doladım. 2 2 olarak aldım arkadaşlar. Ve sonra da 3 trabzanım olunca hepsini kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 2 2 iki olarak ikisini aldım. 2 i̇ki defa doladım. 2 2 olarak aldım. Gerisini tığda bıraktım. 2 defa doladım. Bu şekilde 2 2 olarak aldım. 3 trabzanım olunca kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum arkadaşlar ve buradaki yaprağıma birinci sık iğnesine batıyorum. Buradaki birinci sık iğneye batıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve ipimi şöyle iki zincir çekip koparıyorum. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sıramız olan bu papatyalarını yapmaya başlayacağız. Buraya geçiş yaptığım zincirlerin içine sık iğne yapıyorum yine arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Sonra buraya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Burada yaptığım yuvanın içine 2 2 aldım. Bir zincir çektim. 2 2 aldım. 3 4 5 6 tane oldu olacak arkadaşlar. 6 tane olunca hiç zincir çekmeden direkt sık iğne yapıp yuvaya girdim. Sonra diğerine sık iğne ile geçiş yaptım bu şekilde. Bir zincir çektim. Trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şey pardon. Bir defa doladım, 2 2 aldım. Evet arkadaşlar, 4 oldu. 5 oldu. Bu da altıncısı. Alt tane trabzanım olunca hemen aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde. Tekrar buraya yuvaya geçiyorum. Bir bir zincir çekiyorum, bir defa doluyorum. İki iki. Üçüncü, dördüncü, beşinci trabzanım da altıncı trabzanım ve yuvaya girip sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde bu son sık iğnesini de yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bitirmeden oyamı nasıl sevdiysem artık arkadaşlar. Bitirmeden oyama bakıyorum buraya geçiş yeri olmadığı için arkadaşlar bu siyahlıkla kapatsın diye aslında 3 sık iğneden sonra karşıya geçmemiz gerekiyor burada bittiği için bu şekilde yaprak son sık iğnesine battım evet evet arkadaşlar modelimizin bitişi de bu şöyle hafif tersinden hafif hafif şöyle sıfır yarım ayarda ütü basarsanız arkadaşlar daha hoş durur bu şekilde Yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hep yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.